Dönelim Mehmet Metin Ere. Şimdi bir önceki başlıkta siz de eşlik ettiniz. E, unutmayayım onu da sorayım. E, diğer konularla da zaten konuşalım. Şimdi orada bu birileri bir kendince hayal kurdurtmuş bence. Orada sıkışıp kalmış olanların e, kendi kendilerine bu yaşananı hayal edebileceğini... ...sadece haritaya bakınca ben zannetmiyorum. Şimdi orada e, kırmızıyla gösterdiğimiz Laç'ın yolu aslında işte... Eğer barışçıl şekilde olsa evet iki bölgeyi birbirine bağlayan yer ama o yolu kapattığınız zaman bağlanmıyor yani fiilen Ermenistan'la bir bağlantısı da olmayan o bir noktadan bahsediyoruz ama yine iyi yine suistimal edilmiş yine bir yandan kalanlar bir yandan da getirilenleri gördük ama bir terör hali orada biz bir bayrak açarız burada da bizim yerimiz deriz seçim de yaparız nasıl olsa bir yandan Amerika ile işte Ermenistan'da ee, tatbikat da var. NATO'ya üyelik de konuşuruz. Hani geçtik Avrupa Birliği'ne üyeliği de konuşuruz ve geri kalan her şeyi de unuturuz. Yaklaşımı sanırım yine orada olanlar olacak. Zararlar. Şimdi şu haritaya baktığımızda ne görüyoruz? Bir Azerbaycan evet. toprağı görüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Azerbaycan toprağı görüyoruz. Hı hı. Yani Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisi Ermenistan tarafından işgal edilmiş. Dağlık Karabağ dedikleri yer Dağlık Karabağ değildir. Karabağ'dır ve Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan'da Türkiye'dir. Yani Cumhurbaşkanımızın tek millet iki devlet vurgusu Azerbaycan'a aynı zamanda Türkiye oldu onu. Azerbaycan'a, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü yapılacak her hamlenin Türkiye yapılmış olduğunun teyididir. Bir kez daha teyididir. Şimdi siz orada Azerbaycan topraklarını işgal etmişsiniz. Amerika'nın herhangi bir egemenliği altındaki bir bölgede İspanyollar çoğunluktadır diye bağımsız bir devlet anlamına gelen, paralel bir devlet anlamına gelen bir oluşum olursa ve orada da bir takım terör unsurları bunu silahla gerçekleştirmeye çalışırsa Amerika buna izin verir mi? Fransa buna izin verir mi? Yani İngiltere buna izin verir mi? Verilmeyeceğini farklı sayık, sayıklarla da olsa e, olmadığını gördük ki, başka şekilde. Tabii ki. Yani tarihe çok fazla girmemize gerek yok. 1808'lerde de orası yani e, Türk e, şeyidir. Yurdudur. E, tabii Türk yurdudur yani orada ama burada tabii İran'ın sıkıştırmaları... Amerika'nın başka hesapları yeni Zelenskiler üretmek Ukrayna farklı bir bahistir. Orada halkın kendi topraklarını e, savunma hakkı meşrudur ama yani Zelenski rolüne savunulmanın e, da bir manası yok. Şimdi yani yapılan şey ne? Siz işgalci bir ülkesiniz bir defa. Bakınız demin demografiden bahsettiniz. Çok önemlidir. İkide bir de Ermenistan, Ermeni Ermeni soykırımından bahsediliyorum. Bakın Selçuklulardan beri Erivan denilen bölge Ermenistan toprakları hep Türk imparatorlukları tarafında, Türk imparatorlukları tarafından yönetilmiştir. Niçin bugün Ermenistan'da kayda değer bir Türk nüfusu yoktur? Ben Azeri demiyorum. Türklerin adının Azeri'ye dönüştürülmesi süreci... ...bunlar tamamen siyasi kategorizasyonlar. Türk var yani, Azerbaycanlı Türkler var. Azeri diye bir halk yok, Azeri diye bir millet etnisi de yok ya. Yani. Şimdi e, ama Azerbaycan topraklarında çok sayıda Ermeni var. Bu Azerbaycan Türklerinin Ermenilere, etnik anlamda Ermenilere halk olarak Ermenilere millet olarak Ermenilere düşman olduğu anlamına gelmiyor. Ama Ermenistan'da hatırı sayılır hiçbir Türk nüfusu yok. Kimin aslında zihinsel anlamda da soykırımcı olduğunun bir göstergesidir bu demokratik dilam. Bakın savaştan hemen sonra bile İlham Aliyev buradan kendisine selam gönderiyorum. Bütün can Azerbaycanlılara sahada şu an vuruşan Azerbaycan ordusunun o yiğit neferlerine selam gönderiyoruz. Bilsinler ki biz millet olarak da devlet olarak da sonuna kadar arkalarındayız. O topraklar işgalden kurtulacak. İlham Aliyev ne dedi? Ermenistan'a gitmek zorunda değilsiniz. Göçertebilirdi. Hayır, siz bizim vatandaşlarımızsınız. Bu topraklarda yıllardan beri kaldınız, kalmaya devam edebilirsiniz. Bizim Ermeni vatandaşlarımız Yani oldu. aslında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında yaptıklarını biz size yapmayacağız denildi. Evet bu şimdi bu çok bakın bu çok anlamlı bir duruş. Yani gerçekten e, soykırım iddiaları doğrulmuş olsaydı en azından etnik bir temizlik yapılırdı. Yani fiili katliama dayalı bir temizlikten bahsetmiyorum. O e, demografik göç gerçekleştirilebilirdi. Yani Yunanistan, Bulgaristan ve benzeri yerlerde mübadele yoluyla yapılan şeyler ama Azerbaycan devletinin böyle bir politikası yok Azerbaycan devletinin. Ermenilere yönelik böyle bir düşmanlığı yok ama Ermenistan'ın kendi topraklarında işgalci olmasına da elbette ki rıza gösterilemez. Bu operasyon onca tahriklerden sonra gerçekleştirilmiş bir haklı operasyondur. Ve savunma Bakanlığı'nın da dediği gibi çok önemlidir aslında anayasal yapıyı yeniden tesis etmek hı hı. çok önemli bir vurgudur yani burası benim toprağım ve orada bir takım terör unsurları var geçmişte de henchak ve benzeri e, e, taşnakların hançakların yapmış olduğu şeye benzer bir biçimde ve gayri meşru olarak yapılmış bir seçim var. Seçim sorununda oluşturulmak oluşturmak istenen seçim, seçim bile deyince tam yerine oturmuyor sanki. Tabii. Yani yapılamayan bir şey yapılmış durumda. Ve <laughs> paralel bir devlet yani Azerbaycan topraklarında paralel evet. bir devlet oluşturulmuş. Oraya gitmem gerekiyor. Tabii ee, Onun için haklı bir operasyondur. Sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasındayız. Bedeli ne olursa olsun. Amerika'nın kendi arkalarında olduğunu düşünerek, İran'ın arkalarında olduğunu düşünerek Türkiye'nin de Azerbaycan'ın da kendisine uzattığı dostluk elini geri itmekle tarihsel bir hata yaptıklarını umarım fark ederler. Aksi takdirde bunun bedeli kendileri için çok ağır olur yani. Evet, ilk bölümü tamamladık. Diğer bölümlerde de konuyu biraz daha genişleterek gideceğiz. Bir şeyler yaşanıyor, ee, yaşanması beklenenler bir anlamda. Yani bu harekat öyle a nereden çıktı denilen bir şey değildi. Demek ki zamanı geldi harekete geçildi. Hem o zamanı sorgulamaya devam edeceğiz. Bir yandan da burada yaşananları yaşatmaya çalışanlar sadece orada bulunan e, işte bir, birkaç bin e, Ermeninin yaptığı şey olmadığı Zaten ilk yorumlarda ortaya çıkıyor. Onun temellerini de atmaya çalışacağız. Ayrılmayın lütfen efendim.